Merhabalar değerli arkadaşlarım. Hoca Web'de kanalı için çektiğimiz yeni dönem vatandaşlık videolarıyla tekrardan huzurlarınızdayız. Şimdi bugün ÖSYM'nin kesinlikle soru getireceği bir husustayız. Hukukun dalları. Yani ÖSYM'nin hukukun dallarından soru sormaması mümkün değil. Ama burada şöyle bir problemimiz var. Bu en az 6-7 videoluk bir birim. Yani çünkü neden? Bir defa her şeyi bir kenara ayırın. İşin içinde ne var? Medeni hukuk var. Zaten medeni hukuk, değerli arkadaşlarım, soru getirmemesi mümkün değil. Yani ehliyetler, o boşluk atfını falan yapmıştık hatırlayın. Bu akrabalık dereceleri vesaire vesaire. Bunlar hep soru gelen yerler zaten. Yani oradan bir defa garanti. Yani biz bu dersi şöyle yorumluyoruz değerli arkadaşlarım. Hukukun dallarından bir soru mu gelecek, birden fazla soru mu gelecek? Olay bu. Şimdi bu hukukun dalları mevzusunda olay bizde şuna geliyor değerli arkadaşlarım. Kamu hukuku ilk başta böyle bir ayırırlar bunu basitten. Özel hukuk, bir de karışık kuru yemiş karma hukuk. Olay bu. Bunu bir kötü anlatırlar. Bir kötü anlatırlar. Neden? Şöyle derler. Bak çok düz. Türkiye'de böyle kodlama mevzusunu falan severler ya. Orada derler ki, he hocam çözdük biz bunu. İşin içinde kamu varsa kamu hukuku, yoksa özel hukuk. Ağzına kürekle vururum öyle dersek. Neden? Hiç öyle bir ayrım yok. İşin içinde kamu varsa kamu hukukuymuş. Öyle falan değil bak. Olay şu tamamen. O formülü hemen ben sana boşa çıkarayım. Hemen çürüteyim. İl Milli Eğitim Müdürüyüm ben. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarda kullanılmak üzere tahta kalemi satın alacağım. Okullara vereceğiz. Şimdi burada gittim toptancıya. Dedim ki bana kalem lazım, yok dedi. Yok şu an dedi. Ben devletle iş yapmıyorum dedi. Herkese 10 lira, sana da 10 lira dedi. Neden? Çünkü burası borçlar hukuku. Bak hani devlettim. Borçlar hukuku olduğuna göre bu nerede özel hukuk? Ama taraflardan biri devlet, İl Milli Eğitim Müdürü. Hani devlet olduğu vakit, kamu hukuku oluyordu kamu olduğu vakit. Kamu olmasına rağmen bak taraflardan birisi kamu ama ilişki yine ne oldu? Özel hukuk oldu. O değil işte, o değil. Burada olay bizim için ne değerli arkadaşlarım? Kamu gücü. Yani o hukuki ilişkide kamu baskınsa, evet benim dediğimi yapacaksın diyorsa o zaman mevzu bize nereye gelir değerli arkadaşlarım? Kamu hukukuna gelir. Mesela yarın görevlerinize aslan gibi başladığınızda devlet şurada görev yapacaksın dediğinizde ne yapacaksınız? Gideceksiniz ev mahkum. Mahkemede hakim cezayı verdiği zaman uyuyacağız gibi. Bak baskın. Kamulaştırmada belediye boşalt kardeşim buradan yol geçiyor dediğinde uyuyacağız. Mecbur. İşte nedir değerli arkadaşlarım buradaki mevzu o zaman? Kamu gücü var mı yok mu? He burada kriter şu karma hukukta. Bazı hukuk dalları vardır. Bak burada kamu gücü var. Burada eşitlik var. Bazı hukuk dalları vardır. Hem kamu hukukundan özellikler barındırır, hem özel hukuktan özellikler barındırır. Yani ondan da hükümler barındırır. İki taraftan da yürür yani. İşte bu durumlara biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Kamudan da, özelden de, biraz ondan, biraz ondan, karışık kuru yemiş yaptığı olaylar bizim için ne? Karma hukuk. Mesela bankaya gittik. Tamam. Bankaya gittiğimizde kredi çekeceğiz. Dedik ki biz şu şartlarda diyebiliriz. Şöyle verebiliriz dedi. Şöyle olsun, ben de böyle olsun dedim. Orta yolu bulduk. Borçlar hukuku bak. Alacak borç ilişkisi oturtuyoruz. Bu ne? Özel hukuk. O krediyi bir ödeme bakayım ne oluyor? Vallahi ilgi kemiğini aciz ederler. O zaman buna geldiğinde olay ne olacak? İcra iflas. O zaman bankacılık hukukunda icra iflastan yani kamu hukukundan da hükümler var. Borçlar hukuku yani özel hukuktan da hükümler var. Birazcık ondan, birazcık ondan. Olay bu. Peki şimdi biz yani karma hukuk mesela nedir? Toprak hukuku, bankacılık hukuku vesaire, sigorta hukuku vesaire bunların atfı budur değerli arkadaşlarım. Şimdi buradan yürüyelim bir kamu hukuku aslında. İlk başta şöyle bir çizdiğimizde kamu hukukunun dallarına ilk başta gittiğimizde değerli arkadaşlarım ne olacak? Devlet baskın veya kamu baskın diyor değil mi? Kamunun en baskın olduğu, kamunun gücünü ben devletim diye gittiği en ciddi alan neresi? Anayasa hukuku. Bu yüzden değerli arkadaşlarım unutmuyoruz.
en temel kamu hukuku bizim için anayasa hukukudur. Ya nasıl olmasın zaten? Bir de şöyle düşün. Nasıl olmasın? Şöyle bir düşün. Ya adam yasa yapıyor, yasa. Kural koyuyor. Kanunlarda yazıyor, kardeşim uzatma diyebileceği bir zemin yaratıyor. Anayasa hukuku bunu düzenler işte. Nedir anayasa hukuku? Devleti düzenler. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı vesaire her şeyle devleti düzenler. İşte burada her şeyle bu konu devlete geldiği zaman değerli arkadaşlarım şu da bizim için tartışma konusu olur. Der ki burada kural koyacak kadar güçlü bir organ zaten bize hükmeder. Bu yüzden devletle temel hakları düzenleyen hukuk dalına biz ne diyoruz? Anayasa hukuku. Güzel. Ama bir de şöyle düşünün değerli arkadaşlarım. Anayasa hukuku, zaten bunu konuşacağız. Yasama, yürütme, yargıyı çok geniş konuşacağız biliyorsunuz. Anayasa hukuku en tepeyi düzenler. Hiçbir itirazım yok. Hiçbir itirazım yok. Ama şöyle bir düşünün şimdi. En tepeyi düzenliyor. Mesela yasamayı, yürütmeyi, yargıyı vesaire düzenliyor. Peki alt teşkilatlar? Yani mesela Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor anayasa. Bakanlığı konuşuyor yani. İl Milli Eğitim Müdürlüğü var altta. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri var. Okul müdürleri var. Öğretmenler var. Yani sen anayasa hukukuyla tepeyi düzenliyorsun ama alttaki o piramitteki idari teşkilat ne olacak? Belediyeler ne olacak devletin dışındaki? Üniversiteler ne olacak? Yani tepe tamam piramidin aşağısı ne olacak? İşte o alt teşkilatlara biz ne diyoruz? İdari teşkilatlar. Memuruyla, amiriyle, taşra teşkilatıyla, yerinden yönetimlerle vesaire. İşte anayasa hukukunu o anlamda tamamlayan hukuk dalına biz ne diyoruz? İdari hukuku diyoruz değerli arkadaşlarım. İdari teşkilatları idare hukuku diyoruz. İdari teşkilatları düzenleyen hukuk dalıdır. Tamam. Tamamlayıcısıdır. Buna ne olur dikkat. Yani bu ne demek? Tepeyi anayasa hukukuyla düzenlersin. İdari hukukla alt teşkilatları. Çok geniş konuşacağız zaten idari hukukunu. Neden çok geniş konuşacağız değerli arkadaşlarım? Zaten iki tane sorusu tertemiz geliyor. Ki bu yıl böyle o idari hukukunun geleneklerinden falan sordu yani. Bu yıl idari hukukunu daha hacimli anlatacağız. Oradaki alt zeminden falan sordu bunlar. Hani şunu demeye çalışıyorum. Mesela yetki usulde paralellik sorusu getirdi lisansta, yetki genişliği sorusunu getirdi. Yani o alt teşkilat sorusu bizim için daha ciddi, daha ön planda bir kalıp yani. Peki, idari hukuku da tamam. Bir diğeri değerli arkadaşlarım. Vergi ile cezayı sona bırakıyorum. Vergi ile cezayı geniş konuşacağız çünkü. Bir diğeri buradaki olan da. Nedir? İcra iflas hukuku. Bir diğer kademe icra iflas hukuku. Şimdi adına bir bakın. Hiç ellemeyin. Adına bir bak. İki ayrı hukuk değil mi aslında? İcra hukuku, iflas hukuku. Şimdi bazı kişiler vardır. Böyle üst düzey şirketler falan yönetirler. Yani oradaki sistem bellidir. Tacir deriz biz onlara mesela. Heh. Şimdi o üst düzey, o şirket yöneten kişilere baktığımızda onlar neye tabidir? İflasa tabidirler. O üst düzey şirket yöneten yapı iflasa tabidir. İşte o iflasa tabi kişiler iflas hukukuyla alakalıdır. Mesela deriz ya işte Aslı Hukuk Mahkemesi filmlerde falan olur ya eski Türk filmlerinde. İşte bankalar telefonunu açmaz, işte çekleri geri döner falan. Yeni zengin dizilerinde falan da olur. Kredi kartları çalışmaz, her şey blok olur. İşte o konkordato periyotları falan Türkiye'de çok. O adam artık iflas etmiştir gibi. Peki orada Hulusi Kentmen falan yapar ya. Kuzum gerçekten zor durumdayız. Artık iflasımızı açıklayacağız falan der. Hulusi Kentmen de babacanla ceketimi alır giderim o zaman falan der. İşte burası iflas. Ama biz garibanlar, lan şirketi oğlum bizim Allah Allah kredimizi zor ediyoruz lan. Dediğimiz gariplerimize bize ne gelir halka? Haciz gelir. İşte o düşük düzeydeki bize uygulanan olay nedir? İcra hukuku. Yani alt düşük düzeydeki borç ilişkilerinde icra hukuku veya haciz atfı burada değerli arkadaşlarım. Ama ticari işletmelerdeki takip usulü bizim için nedir? İflas hukukudur. Bu şimdiki olayda. Bir diğeri değerli arkadaşlarım yargılama hukuku. Bir diğeri bizim için yargılama hukuku. Şimdi buna baktığımızda bak yargılama hukuku. Bunun unutmayın diğer adı medeni usul hukukudur. Bak diğer adı bizim için medeni usul hukukudur. Nedir?
Çok basit. Mahkemeler nasıl yargılama yapar? Bu. Yani oradaki olay bizim için şu. Hangi dava nasıl görülür? Tek hakimle, şahit kim, tanık kim, sorgu ne, ifade ne, delil nasıl ileri sürülür falan. Mesela mahkemelerin uyacağı kurallar. Atıyorum, bir sınıfımla mahkemeye gittim. Çocuklardık, böyle bir sınıfım vardı. Hocam bizi mahkemeye götür, mahkemeye götür. O da bir ayrı delilik yani. Millet bizi diskoya götür der, bizimkiler mahkemeye götür diyor. Şimdi götürmem. Niye rahat durmazlar? Şöyle bir sahneyi bir düşünsene. Gittim, o kadar uyarmama rağmen orada arkadan selfie çekiyorlar. Bugün de mahkemedeyiz diye. Heh, bunu bir yap. Ceza muhakemesine göre ben sana söyleyeyim bir sonraki selfie'yi. Bugün de cezaevindeyiz diye. Niye? Ne diyor çünkü yargılama hukuku? Mahkemeden görüntü ve ses kaydı alımı heyet izni dışında yasaktır diyor. Vallahi soluğumu keserler. İşte bu kuralları kim uyguluyor değerli arkadaşlarım? Adı üstünde bak. Yargılama hukuku. Ezber yok. Yani mahkemeler nasıl yargılama yaparlar? Unutmayın, sınav bilgisi anlamında. Diğer adı da medeni usul hukukudur. Ona dikkat. Diğer adı da medeni usul hukukudur. Koyduk bunu da kenara. Tamam. Şimdi eğlenceli yerlere yavaş yavaş geliyoruz. Bir de devlet bürokrasisi. Bak şimdi. Devlet düzeyindeki temaslar nasıl olur? Şimdi ne yapıyoruz? Avrupa Birliği süreci oluyor, Birleşmiş Milletler. Bak en son şu şeyi düşünün. Rusya-Ukrayna muhabbetinden sonra artık tüm dünya neyi sorguluyor? NATO'yu sorguluyor. Birleşmiş Milletleri sorguluyor. Sen ne işe yararsın diyor. Böyle bir krizde bile pasif kaldın diyor. Uluslararası teşkilatlar sorgulanıyor değil mi? Şu Rusya-Ukrayna muhabbeti nihai hale geldiğinde zaten bütün ülkeler bunu ucundan kıyısından söylediler. Ne dediler? Bizim bu uluslararası kuruluşları, Birleşmiş Milletler, NATO'yu falan bir gözden geçirmemiz lazım. Niye bu kadar pasif kaldı? Dediler. İşte o devletler birbiriyle nasıl temas kurarlar? İşte uluslararası organizasyonlar nasıl yapılır? Anlaşmalar nasıl yapılır? Bunları düzenleyen hukuk dalına biz ne diyoruz? Devletler genel hukuku diyoruz. Bunları düzenleyen hukuk dalına devletler genel hukuku diyoruz. Yani nedir oradaki olay değerli arkadaşlarım bizim için? Devlet düzeyinde nasıl temas kurarlar? Ona ne olur çok dikkat. Devlet düzeyindeki temas nasıldır yani? Tamam? Peki burası tamam. Bak hepsinde bunlara baktığımızda devlet, alt teşkilatı, borç takibi vesaire. Ki ne demiştik? Çocuğu görme hakkı vesaire de var demiştik. Mahkemeler nasıl yargılama yapar? Devletler nasıl temas kurar? Hep bir baskınlık var bak. Hep bir güç kullanımı var. İşte burası bizim için nedir değerli arkadaşlarım? O güç kullanımından dolayı, o arka plandan dolayı bu yapı bizim için nasıldır? Kamu hukukudur. Hep kamu baskın bak. Şimdi geldik oyunun starlarına. Ne buradaki olay? En başta vergi hukukunu bir konuşalım. En başta vergi hukuku kademesini bir konuşalım. Şimdi bak mevzu önemli. Burada şöyle bir yapalım. Bundan sonra da ceza hukukunu konuşacağız zaten sonuncusu. Şimdi vergi hukukunda bak olayda. Yapı bizim için şu vergi hukukundaki olayda. Vergi bir defa önce özelliklerinden falan gittiğimizde değerli arkadaşlar. Vergi karşılıksızdır. Bak bunu bir türlü anlatamıyorum ben. Vergi karşılıksızdır. Neden? Ya işte gel yol yapacağız, vergi alalım olmaz. Vergi bir şeyin sonucudur, bir şeyin karşılığı değildir. Gelir elde edersin mesela. Bununla alakalı ne olur değerli arkadaşlarım? Gelir vergisi noktası devreye girer. Bu yüzden aman diyeyim unutmayın. En temeli, en olmazsa olmazı vergi karşılıksızdır. Bu tamam, bu birincisi. Bir şeyin sonucudur yani vergi. Tamam mı? Bir şeyin karşılığı değildir. Mesela gelir elde ettiğin için senden vergi alırlar. Şahsi gelir elde ediyorsan gelir vergisi, kurum düzeyinde elde ediyorsan kurumlar vergisidir mesela. Miras kalır, veraset intikale gider. Veraset intikal vergisi falan falan. Harcama yaparsın, KDV verirsin gibi. Peki ikincisi, vergi mutlaka kanunla konulur. Bu Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hatırlarsınız, Deli Deli Küpeli diye. Akıl hastanesinden kaçıyordu bir arkadaşıyla, bir ilçeye sığınıyordu. Onlar da kaymakam bekliyorlardı. Bu iki deli biri kaymakam oluyordu, biri hakim oluyordu falan. Orada bir sahne var.
o filmde. Hepimizin bildiği bir filmdir. Orada Kemal Sunal ilçeyi sömüren o ağalara diyor ki bundan sonra size şu kadar vergi koydum diyor. Onlar da orada da bir tane bir üçkağıtçı bir yardımcısı var, bir memur var. Aman efendim diyor, vergiyi kaymakam nasıl koyar? İşte meclis koyar vergini de falan diyor orada. Devlet de benim, hepsi benim diyor. Ona baktığında olay ne işte? Vergiyi ne diyor? Meclis koyar efendim diyor. O zaman vergi mutlaka ne olur? Kanunla konulur. Ona ne olur dikkat. Vergiyi mutlaka kanunla koyarız. Burası da tamam. Bir diğeri, bak burada yalnız çok dikkat edeceğimiz bir husus var şimdi. Vergiyi mutlaka kanunla koyarız da verginin o oranları vardır. %1, %8, %18 falanlar filanlar. O oranlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişiklik yapılabilir. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişiklik yapılabilir. Yani unutmayın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vergi koyamaz. Amma ve lakin oranlar ayarlanır. Konulmuş vergide düzenleme yapabilir yani kararname. Bunu da unutmuyoruz. Bir diğeri değerli arkadaşlarım, vergide kamu gücü kullanılır. Yani burada vergi tek taraflıdır ve nedir orada? Güç kullanılır. Yani vergiyi koyar devlet ve bunu çatır çatır uygular. Kamu gücü affı da vardır. Ve nedir bir yanıyla da son olarak? Ekonomik bir değer yani. Mesela vergi olarak şunu diyemezsin, ya benim param yok, iyi arabamı alın bari. Değil. Buradaki olay ödeme gücü itibariyle mali bir değerdir. Yani parasal bir değerdir. Tamam? Bunlar verginin genel olarak özellikleri. Şimdi bu bir, bunu koyduk kenara. İkincisi, bir de vergi hukukunun ilkeleri vardır. Bak şunu unutma, sakın. Oğlum hiç kendini özel hissetme. Vergi vermeyen adam yok. Tamam. Çok hızlı cereyan ettiği için anlayamıyorum. Vergi mutlaka öderir. Kantine gittin dershaneyi. Çok böyle benim dersimden çıktı, alevli bir dersten çıktı, susadı. Abi bir su ver ya, ne biçim bir hukuk dersi yaptık anlamadım ben vesaire dedi. Orada işte atıyorum 2 lirayı verdi, suyu aldı mesela. Sen hiç hissetmedin, devlet vergiyi burada ayıkladı senden. Neden? Katma değer vergisi. Çünkü neden? Harcama üzerinden alınan vergi. O zaman vergi unutmuyoruz. Herkes vergi verir. Mantık nedir o zaman? Geneldir. Herkes güzel abicim bir şekilde vergi verir. Mantık bizim için nedir? Genellik mantığıdır. Peki bu olayın bir tarafa. Bunu koyduk kenara. İkincisi, vergi de şunu da unutmayın. Vergi mutlaka kanunlarla konulur demiştik. Bu bahsedeceğim ilke nerede de var değerli arkadaşlarım? Ceza hukukunda da var. Yani suç ve cezalar da mutlaka neyle konulur? Kanunlarla konulur. O zaman unutmuyoruz. Burada yine ne ilkesi de var? Kanunilik ilkesi de var. Ona da dikkat değerli arkadaşlarım. Peki şimdi burada tartışılan iki ilke. Şimdi vergide adalet noktası. Vergide adalet atfında değerli arkadaşlarım ve nısbilik atfına falan geleceğiz. Şimdi bak. Burada vergide adalet. Herkesin, şimdi nispi eşitlik noktasına göre ve ölçüllük, adaletle ölçüllüğü konuşacağız şimdi. Bunları hep karıştırırlar. Lütfen burayı birazcık dikkatli dinleyin. Yani adalet başka bir şeydir, ölçüllük başka bir şeydir. Şimdi adalet nedir değerli arkadaşlarım? Ne olur burayı çok dikkatli dinleyin. Denemelerde falan burası çok karışıyor bu iki ilke. Bak şimdi, bir adam aylık 50 bin lira kazanıyor diyelim. Tamam. Bir adam da 5 bin lira kazanıyor. Asgari ücretin bile altına girsin. 5 bin lira kazanıyor diyelim. Tamam. Şimdi biz bunların her ikisinden de %10 vergi alsak. 5 bin lira kestik. Neye döndü? 45 bin liraya döndü. Buradaki olay. Tamam. Bundan da 500 lira kestik. 4500 liraya döndü. Tamam. Şu adamın hayat tarzında bir değişiklik olur mu? Olmaz. Yani 50 bin lirayla sürdürdüğü hayatı 45 bin lirayla sürdürür. Kahvaltıda havyar yemez falan olur yani. Bu oradaki olay. Ama bunun nevi döner. Neden? Bu 500 lira bunun için çok büyük bir para değil mi? Çok ciddi bir para yani. Bu yüzden ikisinden de birebir %10'u uygulamak bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Adil olan bir tavır değildir. O zaman buradaki adalet ne?
azdan az, çoktan çok mantığı. Burada atıyorum bundan %2 alacağız, bundan %10 alacağız. Yani herkesin ödeme gücüne göre vergi alınması bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Adalettir. Tamam? Yani az kazanandan daha düşük oran, çok kazanandan daha yüksek oran diye gidiyorsak bu bizim için adalettir. Azdan az, çoktan çok mantığı. Tamam? Oraya dikkat. Peki bunu oturduk. Yani 50 bin lira kazananla 50 bin lira kazanan eşit, 5 bin lira kazanan da 5 bin lira kazanan eşit. Adalet bunu söyler. Azdan az, çoktan çok. Bunu unutmayın. Peki ölçülük ne? Şimdi bir de buna bakalım. Ölçülük kademesi ne? Bizde ölçülük dediği olay şu. Bak çok basit. Adaleti sağlamış, ölçülüğü sağlayamamış olabilirsiniz. Bak şimdi şundan %60 vergi alalım. Şundan da %30 vergi alalım. %60, %30 vergi alalım. Neye döndü olay bizde? Adaleti sağladık. Azdan az, çoktan çok yaptık. Ama oranlar çok dengesiz değil mi? Oranlar çok dengesiz. Yani adil olduk. Bak daha düşükten daha düşük oran aldık. Daha yüksekten daha yüksek oran. Adaleti sağladık. Ama oranlar çok fazla. Burada %3, %6 olsaydı kimse itiraz etmezdi. Heh. Oranların makul olması da ölçülüktür değerli arkadaşlarım. Tamam. O zaman adalet... Her gelir grubundan kendi ölçeğinde vergi alınması, ölçüllük de vergi oranlarının makul olmasıdır. Tamam mı? Mantık bu bizim için. Bunlar da vergi hukukunun ilkeleri. Bir de vergi hukukunda neyi konuşalım? Değerli arkadaşlarım bir türleri mevzusu var vergide. Çok böyle sevdiği ettiği bir şey değil ama türleri hadisesine de bir bakalım. Yani üst başlık olarak bakın sadece. Sadece çok yüklendiği falan bir şey değil. Ama bir üst başlık olarak bir bakın değerli arkadaşlarım. Nedir orada da? Verginin omurga itibariyle türleri 3 başlıklıdır. Bak Türkiye'de ödenen vergilerde 3 tane başlığımız var bu anlamda. Olay bizim için neye dönüyor? 1. Gelir üzerinden alınan vergiler. İlk başta gelir üzerinden alınan vergiler değerli arkadaşlarım. Mesela dershanede ders anlatıyorum. Tamam hiç sıkıntı. Öğretmen olarak görev ifa ediyorum. Çatır çatır dersimi anlatıyorum. İşte 2000 saat yılda derse giriyorum falan filan. Orada bir gelir elde ediyor muyum? Evet devlet diyor ki Özgür yalnız yiyen yalnız ölür. Acık bir koklanalım diyor. Orada hemen ne ödüyorsun? Gelir vergisi ödüyorsun. Orada ama kurum sahibi ne diyor? Özgür'ü görüyor musun lan diyor. Ne biçim ders anlatıyor. Öğrenci de topluyor. Vallahi bu herifi getirdiğim iyi oldu. Bana ne para kazandırıyor diyor. Orada devlet kurum sahibini de unutmuyor. Seni tanımak istiyorum yiğidim diyor. Bu parayı Özgür'den yedirmedik. Senden mi yedireceğiz diyor. Ben ne yaptım ya ben yerimde oturdum diyor. Kurumun yok mu oğlum senin diyor. Var. Kurumsal olarak gelir elde etmedin mi diyor. Evet. O zaman senden de... Kurumlar vergisi alırım diyor mesela. Gelir üzerinden alınan vergiler bunlar. Bak şahsi elde ediyorsunuz kurumsal. Aynı kişi ikisinin de mükellefi de olabilir. Öyle bir durum da doğabilir yani. Mesela düşün ders anlatıyorum ama kendi dershanemde. Mesela bir dershane kurdum. Çok iyi hocaları topladım. Kadir hocayı aldım, Engin hocayı aldım vesaire. Genel yetenek, genel kültür dershanesi kurduk. Ama dershane benim. Orada... Ben hoca olarak ders anlattığım için gelir elde ediyorum. Bunun mükellefiyim. Ama bir de dershaneden kurum olarak, kurum sahibi olarak da bir kar elde ediyorum. Yani hem iki sıfatım olduğu için iki ayrı verginin mükellefiyim. Güzel. Bitti mi? Vergi biter mi lan? Diğeri değerli arkadaşlarım harcama üzerinden alınan vergiler. Bir diğeri harcama üzerinden. Kantine gidip su aldın, su. Kantine gidip su aldın. O su üzerinden bile ne keserler? Yaptığınız en ufak bir harcama üzerinden KDV hemen bir yapışır. O zaman burada en temellerini yazıyorum. Heh. Yani en omurga şeyleri yazıyorum. Katma değer vergisi bir yapışır. Tamam. Aldığın alım lükse, ciddi bir şeyse yani. O zaman ne devreye giriyor? Lüks bir alım yapıyorsan özel tüketim vergisi devreye giriyor. KDV'si tamam. Özel tüketim vergisi devreye giriyor. Harcama yaptıkça ödediğiniz vergiler. Tamam.
Mesela bir tane Porsche yapıştırdın parayı bulunca, devlet der ki koşsun gelsin ÖTV'ler, neşe dolsun çocuklar der, ÖTV'ye senden çöker hemen. Tamam. Peki bir diğeri, servetin artıyor. Bak şimdi Porsche alırken ÖTV'yi aldın değil mi? Tamam, harcama yaparken devlet aldı. Diyor ki devlet, bu araba sende pek güzel durdu diyor. Artık bir servet sahibisin diyor. Artık toplumda itibarın, statün, konumun var diyor. Bu olur mu diyor yalnız. Bir pide ısmarla bakayım oradan diyor. O ne bizim için? Servet üzerinden alınan vergiler. İşte mesela ne orada değerli arkadaşlarım? Emlak vergisi. Oğlum evin var diyor. Utanmaz herif diyor. Aracın neyin de var senin diyor. Motorlu taşıtlar vergisi. Uçtan bakayım bir diyor. İşte vergiler üst başlık olarak gelir üzerinden, harcama üzerinden, servet üzerinden alınan vergiler olarak ayrışır değerli arkadaşlarım. Buna da ne olur çok çok dikkat ediyoruz. İşte kamu hukukunun meşhur altılı omurgası bu. Burada şunu unutmuyoruz. Yedincide neyi konuşacağız? Bir sonraki videomuzda ceza hukukunu konuşacağız. Benim büyük aşkım, ceza hukukunu konuşacağız. Ve ceza hukukuyla neyi tamamlayacağız değerli arkadaşlarım? Kamu hukuku kademesini tamamlayacağız. Karma zaten demiştim. İkisinden de hükümler barındırıyor. Ondan sonra neyin ensesine yapışacağız? Özel hukukun ensesine yapışacağız. Bitti gitti. Peki efendim, bir sonraki videomuzda ceza hukukunda buluşmak üzere hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.